24'e geldiğimizde artıya geçiyoruz. Ve projenin işletme süresi işletmecinin bittiğinde 200 milyon dolarlık devletimiz cebine Artı para de. koyacak. Yatırıma karışmıyorsunuz, işletmeye karışmıyorsunuz, finansal maliyetlere karışmıyorsunuz, artının üstüne bir de para alıyorsunuz. O yüzden fizibilitesi uygun projelerde her zaman yapı devlet projesi bizim önümüzdedir. Şu anda zaten devam eden projelerimiz var. Şu an ilanda olan da yapı devlet projelerimiz var. Ama dediğim gibi biz bütçemizin yüzde seksenini genel bütçemizin yüzde seksenini biz kamu bütçesinden kullanıyoruz. Sadece yüzde yirmisini o da 38 projede 37 buçuk milyar dolarlık bir projeyi bir finansal projeyi kamu özel işbirliği olarak yaptık ve onun işletmesini sağlıyoruz. Efendim eee gelecek vizyonunu biraz konuşalım mı? Evet. Bu yaptıklarımızın işi sadece eee topladığımız fayda ile ilgili sadece bir bir, bir slide de oradan gidersek, yani bu topladığımız 28 milyar doların açılımını söylemek 183 istersek. 183 milyar dolar yatırım evet. karşılığında elde edilen geliri ve zannediyorum tasarrufu bahsettiğiniz slide. Arkada kaldırırız, girmeyelim. Yani 28 milyar doların açılımı nedir değerli arkadaşlar? diye sorarsanız, burada akaryakıttan, zamandan kazandığımız ve dolaylı faydaları da içine koyduğunuzda, üretimdeki, istihdamdaki artışları koyduğunuzda tam 28 milyar dolarlık yıllık bir tasarruf sağlıyoruz e tabi şimdi bizim hedeflerimiz dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. O yüzden bizim bugün rekorlar kıran ihracat rakamlarımızı daha da rekorlar kırması gerektiği için biz 2053 yılına kadar bütün yatırımlarımızı önümüze koyduk ve bunları planladık. Bunları da hatta bugünden itibaren yatırımlarına da başladık. 2053 yılına kadar tam 198 milyar dolarlık yatırımı da planladık değerli arkadaşlar. Bunlar içerisinde ne var? Bugün 1300 e 1310 kilometreye olan demir yolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkaracağız. Bugün 29 bin kilometreye ulaşmış olan bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız. Havayolu alt tamamladık ama şu anda inşaatı devam eden 3 tane havalimanımız var. Onu da tamamlayacağız. Peşinden geçen yıl bizim demir taşıdığımız yolcu sayısı 19,5 milyon kişiydi. Bu yapacağımız yatırımlar sonucunda değerli arkadaşlar bu 19 buçuk milyon kişi demir yollarında tam yılda 270 milyona çıkartacağız. Nasıl havalimanında yolculuk sayımızı 30 milyondan alıp 210 milyona çıkarmıştık. Onu da 340 milyona çıkartacağız. Biz geçen yıl demir tam 38 milyon ton yük taşıdık. Bunu da bu yaptığımız yatırımlar sonucunda 448 milyon tona çıkartacağız. Tabii bunların en sonunda da yapacağımız bu 198 milyar dolarlık yatırımın sonucunda milli gelire 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Üretime tam 2 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Aynı şekilde istihdama da tam 28 milyon kişi katkı sağlayacağız. Hızlı trenle bağlanmış olan il sayısı şu anda 8, onu 52'ye çıkarmış olacağız. bunların hepsinin altlıkları var. Bizim her yıl nerede ne yatırım yapacağımız il il, bölge bölge hepsi belli. O yüzden bundan sonra durmak yok, yola devam demeye devam edeceğiz. Biz de inşallah diyoruz efendim sizin için karada, demir yolunda, denizde, havada e, her yerde işi olan bir bakanlık deniliyor. Ama aynı zamanda son zamanlarda biraz uzayda da galiba e, sözünüz geçecek işlere imza atmayı e, hedeflediniz. Biraz bu Türksat 6A uydusundan ve onun e, da bize sağlayacağı bugüne kadar gönderilen diğer daha önceki iki uydunun da bize sağladığı avantajlarla da avantajlardan bahsedelim. Ondan sonra da veda edelim isterseniz. Tabii biz e, TürkSat 5A ve 5B'yi e, aynı yıl içerisinde uzaya fırlattık. Hakikaten bu da dünyada gıpta ile bakılan projelerden bir tanesiydi. Yani böyle yeni nesil haberleşme uydusu. E, TürkSat 5A daha çok e, televizyon yayıncılığı konusunda bütün dünya hizmet veriyor. TürkSat 5B'de haberleşme ve özellikle karasol olarak ulaşamadığımız e, alanlara... E, Haberleşme ve e, hizmeti veren önemli bir uydumuz ve bunun en önemlisi yerli milli uydumuz Türksat 6 a Onun da e, üretim süreçleri Ankara'da devam ediyor. E, tahminimiz e, 2023'ün ikinci çeyreğinde yani e, Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi milli uydusuyla Uzayda temsil edilen 10 ülkeden bir tanesi olacak Türkiye, TürkSat 6 ile birlikte. Onun bütün fırlatma süreçlerinin anlaşmalarının hepsini yaptık. Artık üretim süreçleri devam ediyor. Onu da yakından takip ediyoruz. Ee, o da kıymetli işlerimizden bir tanesi. Evet. Biraz önce siz İstanbul'daki metrolardan bahsetmiştiniz. Ben onu bulmaya çalışıyorum bir taraftan da. <laughs> evet. Ben de bu arada şunu söyleyeyim. Bugün eğer uzayda olmazsak yarın da söz sahibi Tabii ki. olamayacağız. O nedenle yürütülen her çalışma, her adım çok kritik. Bize Uzayda Bugün iz görmeyiz ama çocuklarımız, evet. torunlarımız onların... Uzayda izi görecek. olmayanın dünyada gücü olmaz diyoruz. O yüzden Hı. hem uzaydaki yörünge haklarımızın korunması hem uzaydaki uydu çalışmalarımız bizim en kıymetli işlerimizden bir tanesi. Benim de aklımda Harman'da izi olan i̇şte atasözüyle geçiş çevirdim. yapmak vardı ama <laughs> dedim ki çok vakit almayayım. Sayın Bakanım mutlaka ifade edecektir. Evet. Tabii İstanbul Türkiye'nin bir merkezi aslında. Aslında dünyanın merkezi. İstanbul bütün... Türkiye'nin buluştuğu çok kıymetli bir yer. İstanbul'da yoğunluk artıyor, hareketlilik artıyor. Çünkü İstanbul'da hizmet ister. Çünkü o hizmet yapmasanız İstanbul'daki hareketliliğin önüne geçmiş olursunuz. O tıkanıklıklar devam eder ve şehir yaşanmaz bir hale gelir. Bizler de İstanbul'da Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara gibi önemli projelerle artık İstanbul'daki hareketliliğin önünü açtık. Yani bugün Marmara'dan sadece günde 670 bin vatandaşımız faydalanıyor. E düşünün Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 130 bin araç kullanıyor. Avrasya Tüneli'nden 60 bin araç kullanıyor. Bunlar İstanbul'a nefes aldırdı ama İstanbul sürekli yatırım ister. Önünü açmak gerekir. Özellikle şehir içinde kaliteli, güvenli, konfor bir toplu, konforlu bir toplu taşıma hizmeti özellikle yerel yönetimlerin birinci görevidir. Bizler de bakanlık olarak bu kadar büyük İstanbul metropoline katkı sağlamak için önemli metro yatırımlarımız var. 104 kilometre metro yatırımımız vardı. Bunun 7.4 kilometresini ee, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısıyla açtık. Önümüzdeki günlerde e, dünyanın birincisi, en iyi ve en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı metrosunda aslında imalatları bitti. Şu an sinyal test süreçleri devam ediyor. Biter bitmez, önümüzdeki günlerde ona hizmet alacağız. Özellikle 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi ve Türkiye'nin en hızlısı e, 37,5 kilometrelik hattımızın Kağıthane İstanbul Havalimanı'nı açacağız. Peşinden Özellikle Çam ve sakura Şehir Hastanesi dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesi. Oranın metrosunda şu an imalatlar bitmek üzere. Orada da sinyal testlerini tamamladıktan sonra açmak için büyük bir yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında da devam eden diğer metro hatlarımızı da 2023 yılı içerisinde bitirerek İstanbul'a nefes aldıracağız. Tabi bunun yanında aslında haritada görüyorsunuz. Burada kırmızı olan hatlar bakanlığımızın yaptığı olan hatlardır. Mavi hatlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, elinde olan ve bitirilmesi gereken hatlardır. Ondan da uzunluğu 100 kilometredir ama maalesef bunlar bitmediği için aslında biz bitirecek bile yarım kalıyor çünkü eksik kalıyor. Çünkü bu hatların hepsi İstanbul Aşım ana planı çerçevesinde bir planlanmış ve birbirini tamamlayan hatlardır bunlar. O yüzden bir an önce onların da akıllarını başlarına toplayıp İstanbul'a hizmet etmeleri gerekiyor bunları bitirip İstanbul'a nefes alma. Çünkü başka bir tercih yok İstanbul'da. Eş, Eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Evet. Hem burada lastik tekerlekli IETT olsun, raylı sistemler olsun, taksi, minibüs entegre ederek İstanbul'a nefes aldırmak ve İstanbul'daki bu işletmeyi de sağlıklı bir şekilde sağlamak lazım. Yoksa şehir yaşanmaz bir hale dönüşür. Çünkü millet bu sefer ne yapacak? Özel aracını e, kullanacak. Özel aracını kullandığı zaman da trafik sıkışıklığı artacak ve bir yerden bir yere gitmek de işkenceye dönüşecek. Ve tabii ki Yine geçen hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Urfa'daydık. Yine bu da Urfa için çok önemli projelerden bir tanesiydi. 9.4 kilometre uzunluğunda Kuzeybatı Çevre yolunu bitirerek yine Şanlıurfa'nın şehir içi trafiğine nefes aldırmış olduk. Siz bir bölgeye değerli arkadaşlar ne kadar hızlı, güvenli ve konforlu giderseniz o bölgenin gelişimine biraz başta söylediğim gibi tam 10 katı etki yapıyorsunuz. Yani ulaştırma projeleri bölgelerin bütün gelişmenin dinamosunu teşkil ettiği için biz de o kıymetli işi yapıyoruz. Bakın sonuçta ülkenin hedefleri var. E, bu hedefleri gerçekleştirmek için de bu yatırımlar yapmamız gerekiyor. Şimdi düşünebiliriz. Kuzey Marmara Otoyolu uzunluğu belli 400 kilometre. Ama bunu ihtiyacımız var. Olmasaydı ne olacaktı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden işte 5 saatte mi geçerdiniz karşıya? Evet. Hadi onu siz de hesaplayın. Daha da geriye giderse 1970 yılında Birinci Boğaz Köprüsü yapıldığında o zaman da bu konular tartışılıyordu, eleştiriliyordu. Ne gerek var Boğaz'ı kurtulsunuz diyorlardı. Bugün 220 bin araç diğer projelerin yanında 220 bin araç sadece birinci köprüden geçiyor. Bakın Kuzey Marmara Turu'na Türkiye'nin ihtiyacı var. Marmara bölgesinin ihtiyacı var. Bu yapılacak mı? Yapılacak. Bunun bedeli de belli. yaklaşık 8 milyar dolar. E siz 8 milyar dolarlık bir projeyi Bolu Dağı Tüneli gibi 17 senede veya 20 senede mi yapmak Türkiye'nin ve memleketin işine gelir. Yoksa bu projeyi finansal bir problem olmadan 3 yıllık, dört yıllık periyotlardan bitirmek gerekir. Tabii ki üç yıllık, dört yıllık periyotları da bitireceğim ki o projenin faydasından bu ülke üretimini artıracak, gelirlerini artıracak, milli gelirini artıracak. Sekiz buçuk milyar doları ben ülkemizin bütçesinden bu kadar kısa zamanda veremeyeceğim için bir finansal model hazırlıyorum. Bu 8 milyar dolarlık maliyeti bakanlığımızdaki uzman bürokratlar hazırlıyorlar. O sözleşme deri. Her yıl buraya yatırılacak yatırım bellidir. Geri dönecek her yıl ödeyeceğimiz para bellidir. Burada bir işletme maliyeti var. O işletme maliyetini de dikkate alıyor buraya yatırımcı. Bakın Kuzey Marmara Otoyolu'nda tam bin kişi çalışıyor. Yıllık buranın işletme maliyeti 250 milyon dolardır. Devlet bunların hiçbirisine karışmıyor. Çünkü İstanbul Havalimanı. Bakın 10 milyar euroluk bir yatırım değerli arkadaşlar. 10 milyar bir euroluk bir yatırım bir devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk yatırımı yatırımcıya yaptırıyorsunuz ve 25 yıllık işletme süresi boyunca da tam 26 milyar euroluk bir kira geliri toplayacaksınız bundan. Avrasya tüneli de 1.250 milyar dolarlık bir yatırımdır ve yıllık işletme maliyeti de 40 milyon dolardır değerli arkadaşlar. Burada da bakın biz geçen yıl yaklaşık 500 milyon lira buraya katkı verdik. Verdiğimiz garanti araç sayısını karşılamadığı için. Ama biz burayı devlet olarak kendimiz yapsaydık 1.250 milyar dolarlık cebimizden yatırımı para harcayacaktık. Bizim bugün rekorlar kıran ihracat rakamlarımızı daha da rekorlar kırması gerektiği için biz 2053 yılına kadar bütün yatırımlarımızı önümüze koyduk ve bunları planladık. Bunları da hatta bugünden itibaren yatırımlarına da başladık. 2053 yılına kadar tam 198 milyar dolarlık yatırımı da planladık değerli arkadaşlar. Yapacağımız bu 198 milyar dolarlık yatırımın sonucunda milli gelire 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Üretime tam 2 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Aynı şekilde istihdama da tam 28 milyon kişi katkı sağlayacağız. İstanbul'a nefes aldırdı ama İstanbul sürekli yatırım ister. Önünü açmak gerekir. Özellikle şehir içinde kaliteli, güvenli, konfor bir toplu, konforlu bir toplu taşıma hizmeti özellikle yerel yönetimlerin birinci görevidir. Bizler de bakanlık olarak bu kadar büyük İstanbul metropoline katkı sağlamak için önemli metro yatırımlarımız var. 104 kilometre metro yatırımımız vardı. Bunun 7.4 kilometresini Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısıyla açtık. Önümüzdeki günlerde dünyanın Birincisi en iyi ve en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı metrosunda aslında imalatları bitti. Şu an sinyal test süreçleri devam ediyor. Biter bitmez önümüzdeki günlerde ona hizmete alacağız. Özellikle 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi ve Türkiye'nin en hızlısı. 37,5 kilometrelik bir hattımızın Kağıthane İstanbul Havalimanı'na açacağız. Burada kırmızı olan hatlar bakanlığımızın yaptığı olan hatlardır. Mavi hatlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, elinde olan ve bitirilmesi gereken hatlardır. Ondan da uzunluğu 100 kilometredir ama maalesef bunlar bitmediği için aslında biz bitirecek bile yarım kalıyor çünkü eksik kalıyor. Çünkü bu hatların hepsi İstanbul Ulaşım Ana Planı çerçevesinde bir planlanmış ve birbirini tamamlayan hatlardır bunlar. O yüzden bir an önce onların da akıllarını başlarına toplayıp İstanbul'a hizmet etmeleri gerekiyor bunları bitirip İstanbul'un nefes alması çünkü başka bir tercih yok İstanbul'da. Eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. En zamanlı gereken. yürütülmesi gerekiyor. Evet. Hem burada lastik tekerlekli İETT olsun, raylı sistemler olsun, minibüs entegre ederek İstanbul'a nefes aldırmak ve İstanbul'daki bu işletmeyi de sağlıklı bir şekilde sağlamak lazım. Yoksa şehir yaşanmaz bir hale dönüşür. Çünkü millet bu sefer ne yapacak? Özel aracını e, kullanacak. Özel aracını kullandığı zaman da trafik sıkışıklığı artacak ve bir yerden bir yere gitmek de işkenceye dönüşecek.